çeşitli şekilde bisikleti özendiren her yıl büyük bir heyecana sahne olan Mevlana Bisiklet Turu'nun 26.'sı 1 Nisan'da başlıyor, 4 Nisan'da ise son bulacak. Tur pandemiye rağmen 15 ülkeden 20 takımın katılımıyla koşulacak. Tur öncesinde düzenlenen tanıtım ve basın toplantısında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 26 yıl önce başlayan organizasyonun bugün geldiği noktayı anlattı. Yaklaşık 26 yıl önce başlayan belediyelerimizin desteğiyle bugünlere gelen Mevlana Bisiklet Turu, bugün yaklaşık 20 takımda koşuyoruz pandemiye rağmen. 4 günlük yapılacak olan Mevlana Turu hemşehrimizin tanıtımına, hem de katılanların güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini sağlayacaktır. Bu yönde gerçekten belediyelerimizin yani son andaki yaptıkları büyük gayretlerle her şeyi tamamlamış durumdayız. Küçükbakırcı, bu tür organizasyonların hareketli yaşama destek verdiğini de vurguladı. Bu neyi kazandırıyor? Hareketli yaşama destek veriyor. İnsanların hareketli yaşama tercih etmesi yani bu tip organizasyonlara bağlı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, basınımıza ve buraya katılan herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İlçe belediye başkanlarıyla birlikte toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dünyanın en önemli bisiklet şehirlerinden olmak için çalışıyoruz dedi. Konya'nın markalarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Konya bir bisiklet şehri. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli bisiklet şehirlerinden birisi olması için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Başkan Altay, 11-18 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna Konya'nın ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir de müjde verelim, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Onun da bazı etaplarına Konya olarak 12 Nisan'da ev sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da tüm dünyanın takip ettiği bir tur haline geldi. Bunun bazı etaplarının şehrimizde olması da bizim için çok büyük bir memnuniyettir.